Siz Bursa'dasınız o dönemde. Bursa'dayım. Ablanla berabersiniz, aynı yurttasınız. Hayatınıza bir aile girecek. Aslında çok örneği de var, çok güzel örnekleri de var. Koruyacak, kollayacak, hayatta sizinle beraber yürüyecek. Birlikte bir aile olmanızı, o hissi ve o durumu size yaşatacak bir aile kavramıdır, koruyucu aile kavramı. Adı üstünde, korumak hayat içinde. Ama orada sen çok zorlu günler yaşıyorsun. Önergenlik dönemine kadardı. Bu aile nasıl girdi hayatınıza? Biz yine ablamla yurttayız. Ben birinci sınıf okuyorum, ablam ikinci sınıf okuyor. Yurda aile geliyor, karı koca. Biz çağrılıyoruz, sizi koruyucu aileye veriyoruz diyorlar. Biz zaten koruyucu aile ne, biz nereye gidiyoruz, nedir, ne değildir? Bir şekilde götürülüyoruz. Bursa İnegöl Ortaköy'e gidiyoruz. Oradan başlıyor. Ablayla ben oradayız. İlk sorum ben size ne diye hitap edeceğim oldu. O da bana, kızım sen bana anne de diyebilirsin, teyze de diyebilirsin, abla da diyebilirsin, abi de diyebilirsin, bak baba da diyebilirsin diye eşini de göstererek zamanla anne dedirtmeye alıştırıyor. Anne baba diye kalıyor bizde zaten bu. Gün geçtikçe dayak, şiddet, gün geçtikçe artarak devam ediyor. Biz dayak çok yiyoruz, devamlı yiyoruz. Yani şımarıyoruz. Şımardığımız için dayak yiyoruz sözde. Çocuk dediğin zaten şımaracak. Çocuk zaten eğlenecek, gülecek. Kaldı ki benim çocukluğum da sessizdi aslında. Dayak yediğimiz için biz çok hastanelere gittik. Biz altımıza yapıyorduk devamlı ablamla ben de. Koruyucu aile biz dördüncü sınıfa kadar, inanır mısınız, biz gidene kadar geceleri yatarken çocuk bezi bağlattırıyordu bize. Altımızdan uşamba. Çek katta ablamla birlikte uyurduk. Korkuyorsun. Hastaneye gidiliyor, devamlı gidiliyor. Neden bu çocuklar hala altına yapıyor? Psikologlara gidiliyor. Yok çaresi bulunmuyor. Dendiği şey yaşadığı, gördüğü, dayak mı var işin içinde, ne var, ne değil. Bu şekilde o devam ediyor. Biz en çok da dayak yediğimizin sebebi aslında altımıza yapmaktı. Altımıza yapıyoruz. Çocukluk haklı. Eski bir ayakkabı kutusu falan vardı merdivenin orada, evin içinde. Alıyorsun bezi, oraya saklıyorsun ki kadın görmesin, bizi de dövmesin. Elinde değil, yaptığın şeyi zaten bilsen, farkında olsan zaten yapmazsın. Geceleri tuvalete kaldırıyorlar. Bir gün adam tuvalete kaldırdı beni. Dedi ki, çıkar bezini, gir içeri, tuvaletini yap. Tamam baba dedim, hani sen içeri geçeyim, orada çıkarayım, yapacağım tuvaletimi. O da ben uyku sersemi sanıyor herhalde, yapmayacak, tuvalete girmeyecek diye düşünüyor herhalde, diye düşünüyorum şu yaşımda. Tamam diyorum, izah ediyorum defalarca. Tamam baba bak, içeri gireyim, bezimi orada çıkaracağım, orada tuvaletimi yapacağım. Burada nasıl çıkarayım bezimi? Ondan sonra bir tokat geliyor, uykudan kaldırmış çocuğa. Zaten burun... Sonra tabii burnumuzu yıkıyoruz. Durunca geri yatırıyor. Yatıyorum. Sürekli dayak, sürekli darp. Bunlarla geçti ya. Ne yapıyorsun bir çocuk olarak bu şiddetin karşısında? Kendimi korumaya çalışıyorum. Genellikle ablamla birbirimize suç atıyoruz. Yok o altına yaptı, yok ben yaptım altıma. Yok o suçlu, yok ben suçlu. Yapma anne, etme anne, yapma baba. Kaç, kolla. Yiyorsun dayağı. Şeyi bekliyorum. Dayak yiyeceğimi biliyorum. Her gün dayağımız oluyor kesintisiz. Dayak yiyeceğimi biliyorum. Hemen şey düşünüyorum. Tamam Aleyna dur. Dayağını yiyeceğim de bir kere tokat bir şey yapsın, bir vursun. Sonra zaten o vura vura zaten alışacaksın. Dur. Bir iki vursun. İlk acıyacak da sonra alışacak. Bir dur Aleyna. O zaman gelince bir şey hissetmezsin. diye işte bu şekilde kendimi teselli ediyordum aslında. Hissetmemeyi bekliyordun. Bir süre sonra acıyı nasıl olsa hissetmezdim diyorsun kendine. Peki Aleyna, bu dönemlerin içerisinde anneyle iletişim var mı? Hani yurttaki dönemde anne çok gidiyor geliyor ya, koruyucu ailenin yanındayken. Koruyucu aileyleyken anneyle çok sık görüştürülemez. Çünkü çocuklar o koruyucu aileye bağlanması gerekiyor.
devamlı görüştürülürse o zaman o koruyucu aileye verilen çocuklar o koruyucu aileye alışamaz. Devamı gelmez o ailenin. Bir süre sonra annem tabii ki taşkınlık yapıyor. Ben çocuklarımı göreceğim. Ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım. Çocuklarımı özledim. Yurtları basıyor, gidiyor görüyor derken. Bir görüşme ayarlanıyor. Ablam, ben, koruyucu kadın ve annem olarak bir odada, görüşme odasında, idari bir binanın odasında, görüşme odasında duruyoruz. Kadın var, o da yanında gözlemci gibi hani. Bir şey yapmasın, kafasına girmesin, etkilemesin çocukları kafasında, orada duruyor. Biz, annem sarılıyor bize, ablama, bana. Benim kulağıma bir şey söylüyor ama ben anlamıyorum. Ablama söylüyor, ablam kulağına fısıldıyor. Orada sordu, bizim yerimizi yurdumuzu bilmiyor annem. Ablamın kulağına da sordun, bizim ikimizin de kulağına sordu, neredesiniz? Hangi şehir? Geleceğim yanınıza. İnegöl'deyiz diyor. Devam. Onu da sarılırken yapıyor ki koruyucu anne görmesin. Ki bilgi vermesin, şikayet etmesin diye. Devamında görüşme bittikten sonra annemin aklına tek şey kalıyor, İnegöl. İnegöl ne İnegöl? İstanbul İnegöl diye düşünerek İstanbul'daki İnegöl'de girmedik çıkmadık sokak bırakmıyor. Bulamıyor. Devamında nasıl oluyor da bizi buluyor? Hiçbir fikrim yok. Ya tekrar buluşuyoruz ya yurttan yine zorlayıp bir şeyleri oradan öğreniyor. Derken anne ile yavaş yavaş irtibata geçiliyor, gizli de